Naz'ı kaçırmışlar. Niye geldin? Sağ ol demeye dayı. Cengiz'i... Dayı seninkilerin yardımı olmadan çıkamazdı oradan. Ben diyorum ki... Cengiz onlara... Azad'ın yaşadığını söylemiştir. Dayı istersen ben gideyim bir bakayım Azad'a. Yerini değiştirelim gerekiyorsa emin olmak için. Artık emin olmak için Kenan'ın yüreğini çekip almak gerek. Dayı sen iste ben onu da yapayım. Yapamazsın. Yapamazsın çünkü sen benim sözümü dinlemedin. Ali'yi vuracaktın. O işin hakkı oydu. Vuramadın. Söyle. Vuramadım dayı. Sadakat her gün sınavdan geçmektir. Sen sadakatini ispat edemedin. Dayı. Yapma. Daha burada bir... Dayı şimdi olmaz. Dayı Ezel'in bana ihtiyacı var. Ezel'in... güveneceği insanlara ihtiyacı var. Sen... beni mahcup ettin. Kardeş. Al. Yarın gitmiş ol. Güzel bir yolunu bulur. Görürsün. Ezel bir yolunu bulur. Hatırlar mısın? Seni ilk gördüğümde gazinoda, kara gözlümde demiştim ki alın gazino sizin olsun. Ben galiba bu kıza aşık oldum. Çok korkutmuşlardı beni. Ramiz Kara Eski diye. Ama sonra seni böyle tutunca korkmadın değil mi? Hiç. Hiç korkmadım. Korkma. Korkma. Ramiz Kara Eski ikinizi de koruyacak. Gel kızım. Kızım benim. Şimdi sıkı tut sevdiklerini. Çünkü düşmanın
önce onlara saldıracak. Kızın yerini bulduk. Ama boş. Kaçırmışlar buradan Azad'ı. En zor yeğen, insanın kendi yüreğine karşı kazandığı zaferdir. Hı? En başından oyun senin kendi oyunundu, değil mi? Ben Cengiz'in yerinde oldum. Nerelere gideceğini biliyordum. Yardım isteyeceği tek bir kişi vardı. Serdar bağır deyince anladım oyunun başladığını. Bağır'ı takipteydim. Serdar'ın onunla konuştuğu falan yoktu. Kamil'i uzaklaştırmıştı çağırmayayım diye. Sonra da beni uzaklaştırmak istedi. Sen de uzaklaştın. Çok değil. Eyşan'ı ölümün kenarına gelene dek bekledin. En zoru da oydu dayı. En içime sindiremediğim de oydu. Ama Eyşan'ı kazanmak istiyorsan yapman gereken de oydu. Ezel? Öyle bir oyun oynadın ki hasımlarına, Cengiz'in dışarı çıkması tehlikeydi. Onu kendi çıkarına kullandın.
Onun öfkesine ihtiyacım vardı. Cengiz'i sürgüne yolladın. Onu herkesten kopardın. Onu yalnız bıraktın. Varan bir. Serdar'ı sürgüne yolladın. Onu kızlarından kopardın. Varan iki. Varan üç. Eyşan sana güvenini tamamıyla kaybetmişti. Onu öyle bir kazandın ki her şeyiyle sana teslim oldu. İlk defa Eyşan sana her şeyiyle güvendi. Ben de zamanında ona öyle güvenmiştim. Sonra? Buyurun. Eyşan Atay mı efendim? Evet, nedir? Lütfen bunları imzalayın hanımefendi. Ne bu? Kredi sözleşmesinin yükümlülüklerini yerine getirmediğiniz için banka ipoteklediğiniz mülkleri üstüne geçiriyor efendim. Nasıl yani? Yani hanımefendi, evinize el koyuyoruz. Ezel. En zorunu yaptın yeğen. Ama sonunda kazandın. Çok yol geldin. Çok. Hadi eyvallah. Ben Eyşan Atay. 2 dakika oturabilir miyim? Tanımıyoruz birbirimizi. Ben Cengiz Atay'ın eşiyim. Siz bizim ipotekteki evimizi ve otelimizi satın alıyormuşsunuz. Böyle masanıza gelip oturan deli kadınlar gibi görünüyorum değil mi? Ama inanın çok çaresizim. Eşim hapiste. 12 yaşında bir çocuğum var. Size yalvarıyorum. Çok karlı bir iştir eminim ama onun yerine iyiliği seçin. Şimdi kovarsanız beni bir daha gelmeyeceğim karşınıza. Ama yalvarıyorum. İnsanlığınızı dinleyin. Olur kızım. İnsanlığımızı dinleyelim. Dinleyelim bakalım ne diyor bize. İnsanlığımız diyor ki bize zulmetmeyeceksin. İftira atmayacaksın. Sevdiklerini bırakıp gitmeyeceksin. Mahpushane avlusunda bir çocuk gördüm. Kendi kendine konuşuyordu. Eyşan, Eyşan, Eyşan,
100 kere Eyşan, 1000 kere Eyşan. Sordum kendime, kimdir bu kadın? Bu kadar sevgiye layık olan kadın kimdir? Kimsiniz siz? Otur. Ben neler gördüm kızım. Ne kötülükler, ne ihanetler. Bu çocuğu görünce sordum kendime. Nedir bu çocukta benim içime dokunan şey? Ömer yüzünden mi yapıyorsunuz? O yüzden mi? Senmişsin kızım. Senmişsin. O çocuk söküp atamadı seni yüreğinden. Hani mikroplar vardır, yapışıp kalırlar bir yere. Kötülükler vardır onun gibi. Hep seni sayıkladı. Seni yüreğinden söküp atamadı. Onun öcünü mü alıyorsunuz? O söküp atamadı yüreğinden seni ama bu işte bana kaldı. Ne istiyorsunuz benden? Senin istediğini kızım. Dinlemeni istiyorum. Bakmanı istiyorum. Neye? Ömer'e. Gözlerinin içine bakmanı istiyorum. Ömer ölmedi. Yaşıyor. Ezel, bir buluşabilir miyiz seninle? İyi misin sen? Sesin çok kötü geliyor. Değilim. Sana bir şey anlatmam gerekiyor. Tamam, sen git eve. Ben de gelirim. Demek her şey bu kız için ha? Ne dedin? Ne mi dedi? Kız iyi oyuncu. Bu sefer ben daha iyi oyuncuyum. Şimdi gelsin dökülsün bakalım bir bana. Kendi ağzından duymak istiyorum dayı. Hepsinin ağzından bir duymak istiyorsun ha? Duy bakalım. Duyunca neyi değiştireceksin yeğen? Söylesinler bir. Anlarız. Kamil dediklerimi yaptın mı? Hazırız Ezel. Her şey seni bekliyor. Şebnem, Bahar orada mı hala? Evet, hala burada. Oldu, tamam. Efendim? Alo? Alo? Kimsiniz? Alo? Tevfik? Sen misin? Ne olur kapama. Şunları bir aymazlık yaparım ben de. Nasıl inanmam. Tamam baba. Tamam. Tamam. Olsun. Geçti artık. Niye anne, ne oldu? Cengiz buradaydı. Orada mı hala? Yok, gitti. Ömer. Babam biliyor. Onların yaptığını artık baban da biliyor. Tamam anne. Bekleyin beni, geleceğim.
Kim bunlar? Kim bunlar dayı? Yüzlerce kurşun atıldı, bir polis gelmedi. Hiçbir şey olmamış gibi. Kamil'i öldürdüler dayı. Kamil'i öldürdüler. Kim bunlar dayı? Kim bu adamlar? Seni de çektiler ya bu işin içine. Yaptılar yapacaklarını. Çektiler seni, çektiler. Kamil'i öldürdüler dayı, gözümün önünde. Hiçbir şey yapamadım. Kim bu adamlar söyle bana. Bu adamlar yeğen, bizden güçlü adamlar. Sen bana bir isim ver, kim kimden güçlü göreceğiz. Çık şimdi buradan ye. Yarın beraber gidelim. Yarın değil dayı, şimdi. Şimdi. Şimdi gidersen ölürsün yeğen. Ölürsen öleyim dayı, yeter. Yeter. Benim için kimler ölüyor, benim yüzümden kimler ölüyor dayı, yeter. Söyle de gideyim, gideyim de öleyim. Oyunun bitmedi daha. Oyunun dayı yok. Bu oyunda yaşamaya değecek bir şey yok. Söyle de gideyim dayı. Öleceksem de öleyim. Dayı, yeter artık. Koruma beni, söyle. Beni yanlış anlama ya. Şimdi gidersen tek başına ölürsün. Ama yarın, beraber gideriz. En kötü beraber ölürüz be.